Coğrafya kaderdir diyerek önemli bir tez ortaya koyan İbn Haldun, modern tarih yazımı, sosyoloji ve ekonomi biliminin öncülerinden kabul edilen 14. yüzyıl düşünürü, devlet tarihçisi ve devlet adamıdır. Tunus'ta doğdu, devlette çeşitli görevlerde bulundu, mahkum edildi, hapis yattı, sonra itibarı iade edildi. 7 ciltlik kitabı Kitabul İber'de dünya tarihini anlattı. Dünyaca bilinen mukaddime, yani ön söz, giriş, başlangıç anlamına gelen kitabı aslında bu 7 ciltlik kitabın giriş kitabıdır. Bu kitap Osmanlı tarih anlayışı üzerinde de çok önemli etkiler yaratmıştır. İbn Haldun'a atfedilen en önemli yargılardan biri de coğrafya kaderdir sözü. Gerçekten öyle midir? İbn Haldun'un yaşadığı döneme ve bu bölgeye bakılırsa bu söz doğru gibi görünüyor. Ama bugünkü dünyaya bakınca söz anlamını yitiriyor. Mesela Güney Kore ve Kuzey Kore aynı coğrafyayı paylaşıyor. Güney Kore'de kişi başına gelir 30 bin dolar, Kuzey Kore'de ise 1000 dolar. Bu iki ülkeyi bu kadar farklı kılan coğrafya değil, yönetim farkları. Güneydeki yönetim toplumsal refahı arttıracak işlerle uğraşırken, kuzeydeki yönetim kendi varlığını güçlendirip iktidarını sürdürmeye odaklanıyor. Japonya bir başka örnek. Hemen hemen hiçbir doğal kaynağı bulunmayan Japonya, coğrafya kaderdir sözüne teslim olmak yerine Meiji restorasyonu ile kaderini kendisi çizmiş ve dünyanın en gelişmiş ekonomilerinden biri durumuna gelmiş. Coğrafi keşifler, mesela Christoph Kolomb'un keşifleri, coğrafyanın kader olmadığını, tam tersine kaderin coğrafya olduğunu gösteriyor. Coğrafya kader değildir aslında. Mesela doğru bir yönetim ülkeyi ileri götürürken yanlış yönetim geriye götürür. Bunun kaderle ilgisi yoktur. Kader, beceriksizliğin, çalışamamanın, yeterince mücadele etmemenin, suçu üzerinden atmanın bir bahanesidir, bir başka yoludur. Varoluş felsefesini savunanların bir bölümü, en başta Sartre'da, varoluşumuza karışamayız ama ondan sonrasının sorumluluğu, kaderi oluşturmanın yükümlülüğü bize aittir der. Bu çok doğru bir saptamadır. Beceriksizliğimizin, başarısızlığımızın sorumluluğu büyük ağırlıkla bize aittir. Bu yaklaşım toplumlar için de geçerlidir. İyi yönetilmeyen bir ülkede sorumluluk krala aittir. Ama eğer o ülke seçime dayalı bir yönetim biçimine sahipse, sorumluluk o yönetimde ısrar eden de topluma ait olacaktır. Çünkü devlet dediğimiz mekanizma sonuçta siyasal iktidarın yönetimi altındadır. Ve o siyasal iktidar bu dediklerimizin tam tersini yapabilir. O zaman ne olacak? Latince bir ifade var, onu hemen Türkçe'ye çevirdiğimizde koruyuculardan kim koruyacak diye çevrilebilir. İşte burada hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı devreye girer. Bizi devlete karşı koruyacak olan tek güç bağımsız yargı mekanizmasıdır. Yargı bağımsızlığını kaybedince bireyleri devlete ve onu yönetenlere karşı korumak yerine devleti ve onu yönetenleri bireylere karşı korumaya başlar. Oysa devlet güçlü, bireyler güçsüzdür. Korunması gereken birileri varsa o da devlet değil, bireylerdir. Türkiye hukukun üstünlüğünü, açık ve şeffaf denetim mekanizmalarına, bilime dayalı eğitim ve öğretime ve doğru ekonomi politikalarına dayalı modele dönmedikçe bu coğrafyanın kaderinden kurtulamaz, kendi kaderini yaratamaz ve coğrafyayı kader olarak yaşamaya devam eder.